Zagor tehlikede. Zagor bir gün çuka atlı Meksikalı'yı Kızılderelerin elinden kurtardıktan sonra onunla dost olur ve birlikte her kalesine gelirler. Bu arada çikolokanta da yemek parasını ödeyemediği için garsonla başı derde girer. Borcumu son santimine kadar öderim size bayım. Ben, ben çok iyi bulaşık yıkarım. Hayır Jack, bırak onu. Aslanan bulaşıkçının yerine mutfakta çalıştırırız. Borcunu ödeyebilmen için en azından 10 gün, günde 10 saat çalışman lazım. Anladın mı? Yoksa seni ceket teslim ederim. Olur bayım. Amerika'nın en temiz tabakları sizin lokantadakiler olacak. Çık onun sözü. Aynı akşam. Sülalem'in bütün bıyıkları adına bugünkü yemek hayatımda hazmedemediğim tek yemek olacak. Fakat bir dakika. Bu duyduğum ses yabancı değil. Galiba Zagor yandaki odada. Bir fıçının üstüne çıkan Chico duvarda yandaki odayı görebilecek bir delik buldu. Fakat ta kendisi burada ne iş olabilir ki? Beni iyi dinle Macbury. Seni hiç sevimli bulmam. Fakat yine de bir nasihat vermek istiyorum. Eğer hayatını tehlike atmak istemiyorsan yaptıklarına dikkat et. Ne demek istediğini anlamıyorum Zagor. Öyleyse açıklayayım. 10 gün önce bir ticaret evi sarhoş Viyandotlar tarafından yakıldı. İçtikleri viskinin senin uğursuz dükkandan çıktığını sanıyorum. Sözlerine dikkat et. Elinde delil olmadan beni suçlayamazsın. Ben namuslu bir tüccarım. Pöh, namusluluğunu bilirim. Kulaklarını aç ve beni dinle. Sana söyleyeceklerimi çam yarması yardımcına da aktarmayı unutma. Er veya geç fiyon dotlardan birini elime geçirip bülbül gibi konuşturacağım. Eğer viskileri senden almışlarsa yakında lokantanın yerinde sadece küllerin dağıldığını göreceksin. Anladın mı şimdi? Ee, benim vicdanım rahat Zagor. O beni etkilemez. Öyle olmasını temenni ederim Macbeth'e. Yoksa döndüğümde sana bu fırsatı da bırakmam. Fakat Zogor daha tehlikenin farkına varmadan Al bakarım uğursuz. Bu ona ders olsun. Bundan sonra kendinden daha belalı kimselere çatmaz. Hay Allah. Deli demeyecek. Zaten çekip gidecekti. Durum senin sandığın kadar kötü değildi. Allah kahretsin. Bu şeytan nasıl olsa işimize karışacaktı. Aslında daha önce harekete geçmemiz gerekirdi. Hmm, belki de haklısın Jack. Şimdi ondan kurtulmalıyız. Bütün kasaba Zagor'un dostudur. Eğer durumu öğrenirlerse belki bizi linç ederler. Hmm, merak etme patron. Kimsenin haberi olmaz. Nehirde bir banyodan sonra da elveda. Mükemmel fikir Jack. Onun ortadan kaybolması kızıl derilerle Herhangi bir çatışma ihtimalini de ortadan kaldırır. Böylelikle de viskimizi rahatça satabiliriz. Sen onu sıkıca bağla. Ben de arabayı hazırlayayım. Yalnız ip kalın olsun. Bağdan boğa gibi kuvvetlidir. Sen o işi bana bırak. Vay canına. Bir bu eksikti. Dostumun bu şekilde ölmesine göz yumamam. Haydi Chico. Kim olduğunu göstermenin sırası geldi. Birkaç dakika sonra Hey Jack, hazır mısın? Hazırım patron. Yalnız bana biraz yardım et. Bu uğursuz bir bizon kadar ağır. Daha iyi. Kurşun gibi dibe iner. <laughs> Çabuk ol patron. Kimse gelmeden. Kafanı yorma. Birisi gelirse mutfak artıklarını döktüğümüzü söyleriz. Zaten... Büyük ve ünlü Zagor'un onun içinde sağlam gibi bağlı olduğunu kim düşünebilir ki? Peh, kızıl ondan niye bu kadar korkarlar anlamıyorum. kolaylıkla hakkından geldik işte. Haydi aslanlarım, Zagor'a son yolculuğunu yaptırın bakalım. Aynı anda. Karamba! Arabayı gözden kaybetmemeliyim. İşte bunu beklemiyordum. İnşallah at koşmaya fazla hevesli değildir. Chico'nun takibi çok uzun sürmedi. Yarım saat sonra araba nehrin üstündeki bir tepede durdu. Bu hayatının bana zor geldiğini düşünmeye başladım. Birkaç günden beri tazı gibi koşup duruyorum. Hey, dostumuz uyandı galiba. Baksana, nasıl da debeleniyor. Bırak ne isterse yapsın. Herkül bile bu bağlardan kurtulamaz. Hadi Jack, bitirelim bu işi. Hemen patron. İyi banyolar büyük sakor ve cehenneme iyi yolculuklar. Karamba karambita. Artık rahat bir nefes alabiliriz patron. Evet şimdi esaslı bir mükafatı hak ettin Jack. Haydi birileri gelmeden kaleye dönelim. İki katil araba ile uzaklaşırken Chico da harekete geçti. Eğer elimi çabuk tutmazsam bu zavallı öbür dünyayı boylayacak. İyi bir yüzücü değilim ama bu taşla nehrin dibine kolayca inerim. Küçük Meksikalı tuttuğu taşın ağırlığıyla dibe doğru inerken bir yandan da suda Zagor'u arıyordu. İşte orada. Kendine gelmişe benziyor. İnşallah zamanında yetişirim. <laughs> Nefesim kesiliyor. Ama dayanmalıyım. İşte oldu. Şimdi yukarı. <laughs> Artık dayanamıyorum. Bütün gücünü toplayan Chico biraz sonra sata ulaşmayı başardı. Neyse ki kıyı uzakta değil. Uf, amma dağırmışsın dostum. Yaşasın. Nefes alıyor. Birazdan kendine gelir. Gerçekten de. Günaydın senyor. Oh, kimi görüyorum? Küçük Meksikalı karşımda. Vay canına. Şimdi hatırlıyorum. Bağlar. Nehir. Galiba beni sen kurtardın. Övünmek gibi olmasın ama öyle. Ben Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez. Chico durumu kısaca Zagor anlattı. Gerçekten müthişsin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ve teşekkürü bırak. Ağzını yorduğuna değmez. Şimdi sıra bende iki serseri beni ortadan kaldırmaya yeltenmekle suçlu olduklarını ispat ettiler. Onları kale komutanına mı teslim edeceksin? Daha da beter. Onları küreye mahkum ettireceğim. Gel Chico. Bu gece biraz eğleneceğiz. Ee, pek sanmıyorum. İki saat sonra bütün kale uykuya daldığında McBarry'e bir ziyaretçi geldi. Huu. Hay Allah. Duydun mu patron? Ne oluyorsun Jack? Bırak da uyuyayım. Bir ses duydum. Bir inilti. Kapının ardından geldi. Canı cehenneme. Başkalarının rahatını kaçırmasan olmaz mı sanki? Birden esayengi ses yeniden duyuldu. Duydun mu? Evet, sağ olsun. Sarhoşun biridir. Şimdi ona sessiz olmasını öğretirim. Gitme patron. İnsan sesi değil bu. Açma kapıyı. Laf. Şimdi görürsün. Macbeth'i büyük bir öfkeyle kapıyı açtı. Ve aynı anda. Hayır. Vücudum nehrin dibinde şu anda. Ama yine de sizden öcümü alacağım. <laughs> O, o sakuru, kurtar beni patron. Ben, ben, hayır. Lokanda sahibi korkuyla kendini yere atarken Jack de taş kesilmişti. Hayır hayır, hayır git. Uğursuz ruh. Affet beni. Ne olur dokunma bana. Sana dokunmayacağım Denizci. Fakat peslini çıkaracağım. Ay Allah bu ne biçim iş. Bu sadece başlangıç. Taş kafalı. <laughs> Fakat sen ruh değilsin. Ruhlar böyle yumruk sallamaz. Bravo. Çok zekisin doğrusu. Demek bizi oyuna getirdin. Seni bir böcek gibi ezeceğim. Bu defa kurtulamayacaksın. Sevgili patronun eşyalarını neden kırıyorsun Jack? Gördüğün gibi bana tesir etmiyor. sudur artık. İnatçı Jack yeniden saldırırken masayla birlikte lambayı devirmesiyle yatak tutuştu. Ve birkaç dakika içinde alevler tahta barakayı tamamen sardı. Vay canına yangın çıktı. Rakibinin bir anlık duraklamasından faydalanan Jack kuvvetli bir sağ indirdi. Neyden nasıl kurtulduğunu bilmiyorum ama bu defa işim bitik. Geber! İçki severim Jack. Fakat bu şişe hoşuma gitmedi. Bırak bileğimi! Bırakacağım elbette. İyi uykular. Tak! Vay canına. Burada hava çok ısındı. Az sonra harikasınız Agor. Pencereden olanları seyretmek gerçekten çok eğlenceli oldu. Yardım et Chico. Buradan uzaklaştıralım onları. Bu dumanlar ne? Ne oluyor içeride? Baraka tutuştu. Birkaç dakika sonra sadece külleri kalacak. Fakat o halde Kurtarma işlemine başlayalım. Kurtarma mı? İçeride kimse yok ki. Sen öyle zannet dostum. Dur Chico! delirdin mi? Zagor'un ikazlarına rağmen Chico alevlerin içine daldı. Ve birkaç saniye sonra Karamba Karambita Bu zürt halimle şarapların içeride kalmasına göz yumamazdım. Bu arada barakanın etrafına küçük bir kalabalık toplanmıştı. Elinizi çabuk tutun çocuklar. Alevleri söndürmeliyiz. Çok geç olmadan bir şeyler yapalım. Sizin yerinizde olsam bu kadar telaşlanmazdım arkadaşlar. Ee, ne demek istiyorsun? Onun lokantaya ihtiyacı olmayacak artık. Çünkü bundan sonra zamanını hapishanede geçirecek. Yani Macbeth'in lokantası yansın mı? Bu sırada avcıların başkanı Zagor'un yanına geldi. Vay canına, ne oluyor burada? Tam zamanında geldin Pat. Bunları sana teslim gerekli muameleyi yaparsın. Macbury ve dümencicek mi? Evet. Kızıl delilere kaçak viski satmak ve adam öldürmek suçlarından sanıklar. Sanırım 10 sene delikli yatarlar. Tabii fakat delil var mı? Hmm. Eğer istediğim bu ise onda da her şeyi itiraf ettireyim hemen. Uyanın bakalım. Kulaklarınızı açın hırsızlar. Bu gece yaptıklarınızı anlatacak mısınız? Yoksa ben yardım edeyim mi? <laughs> Dur konuşacağım. Bizi bu insafsız adamın elinde bırakma Pat. Hüdüm Pat. Gerisi sana ait. Vay canına. Bu iyiliğinden dolayı nasıl teşekkür edebilirim sana? Ee, teşekkür yerine birkaç porsiyon büfte kısmarlarsanız olur biter. Öyle değil mi? Tabii. Yalnız patates olsun. Neden kalede kalmıyorsun? Biraz dinlensen iyi olur. Sağ olun dostlarım. Ama birisiyle acele görülecek bir hesabım var. Hmm. Hala Reagan'ı mı düşünüyorsun? Evet. Onu saf dışı edersem çevre hayatı daha sakinleşecek. Hoşça kal pet. Elveda Chico. Hey bir dakika. Neden beni de götürmüyorsun? Arkadaşlarım öldükten sonra burada kimsem kalmadı. İmkansız. Hayatım tehlikelerle dolu. Ve dost edinmeye elverişli değil. Benimle beraber yaşamaya kalkan biri er geç kelleyi kız delilere kaptırır. Sonra kendimi hiç affetmem. İnan o, ben yalnız başıma yaşamalıyım. Fakat sen hiç canını sıkmazdın. gitti bile. Üzülme dostum. Zogar olağanüstü bir insandır. Onun karşılaştığı zorluklara kimse katlanamaz. Ben de iyi bir dost bulduğumu sanmıştım. Geri döner mi dersin Kim bilir Bakarsın aylarca uğramaz. Bazen de herkes onu öldü sanırken birden hortlamış gibi insanın karşısına dikili verir. Yalnız şunu unutma. Başımız sıkıldığı an Zagor yine yanımızda olacaktır. Birkaç saat sonra ormanda. Garip. Sanki birisi beni gözetliyor. Duyduğu hisle etrafa daha da dikkat eden Zagor Küçük bir gürültü işitti. Hiç şüphe yok. Takip ediliyorum. Fakat kim olabilir? Zagor durumu fark ettiğini belli etmemek için 100 metre daha ilerledim. Bu esrahengiz takipçi umarım beni sırtımdan vurmaya kalkmaz. Sonra birden kendi bir çalığın ardına attı. Şimdi anlarız. Az sonra ağacın altında olur. Beni mi arıyordun dostum? İşte buluştuk. En küçük bir harekete bulunursan baltayı kafana yersin. Hayır, karan be karan bita. Çiko. E, e, evet ta kendisi. Vay canına nereye gidiyorsun öğrenebilir miyim? Şey ben romantik biriyimdir. Havayı, havayı güzel görünce biraz dolaşayım dedim. Dört saatlik bir yürüyüşe dolaşmak mı diyorsun sen? Eğer doğruyu söylemezsen bıyıklarını yolarım. Hayır, onlara dokunma lütfen. Lopez Martinez Gonzalez Ale Mezarlığı'nda şöyle yazar. Biz İspanyoluz. Canımızı verir, bıyığımızı vermeyiz. <laughs> Hayatımda böyle saçmalık işitmedim. Doğrusunu istersen kaleden ayrıldığından beri seni takip ediyorum. Beni de yanına al Yemin ediyorum seni hiç rahatsız etmem. <laughs> Sana nefis yemekler hazırlar. Elbiselerini temizlerim. Benim bütün elbiselerim sadece üstümdekiler. Fakat aklıma bir fikir geldi. Yani dostumu kabul ediyor musun? Sanırım denemeye eder. <laughs> Yaşasın. Haydi Chico gidelim. Akşam olmadan önce salanan topraklara varmak istiyorum. Salanan topraklar mı? Kıl Mohi La bataklığına bu adı verir. Benim kulübem oradadır. 3 saat birlikte yol aldılar. Chico ona ayak uydurabilmek için çok yorulmuştu. Dur Chico bekle. <laughs> Geldik mi? Evet. Ama eve girmeden önce her zaman etrafa bir göz atarım. Vay canına dostum. Gerçekten harika. Göz açıp kapayana kadar ağacın tepesine tırmandı. Her şey yolunda çıkıyor, Gidebiliriz. Bataklığın ortasında ada gibi yükselen yeri görüyor musun? Bundan sonra orası senin de evin olacak. Pek sevimli bir yer değil ama alışacağımı sanıyorum. İmdat. Korkma dostum. Bütün bu gördüklerini, merakları buradan uzak tutmak için ben hazırladım. Kızı değerler bataklıkta kötü ruhların oturduklarına inanırlar. Onun için de buralarda hiç gözükmezler. Bu gece herhalde korkudan uyuyamayacağım. Tam tersi. O kadar yorgun görünüyorsun ki, yatar yatmaz bir yılan gibi kıvrılıp saatlerce uyuyacaksın. Aa. Yılanlar ancak doyduktan sonra uyurlar. Halbuki benim midem öyle kazınıyor ki. Kurduğum tuzaklardan birinde mideni dolduracak bir şeyler buluruz. İşte geldik evimize. Gece olunca. Biliyor musunuz Zagor? Evin hiç de fena sayılmaz. Hmm, benim bir haftalık yiyeceğimi silip süpürdün. Şimdi beni dinle bakalım. Yapmayı tasarladığım bir planın gerçekleştirilmesinde bana yardım edeceksin. Anladım. Ne yapacağımız söyle yalnız. Delvarlerin köyüne etkili bir şekilde girmek istiyorum. Bunda da sen bana yardımcı olacaksın. Şimdi kulübeye gir ve orada göreceğin elbiseyi giy. Hemen gidiyorum. Az sonra. Nasıl oldu Chico? Tas tamam uydu dostum. İşte geldim. Hmm, bana pek benzediğini söylenemez. Ama boyunun kısalığına rağmen kızıl deriler karanlıkta seni ben sanabilirler. Kızıl deriler mi? Bana biraz bilgi vermenin sırası geldi sanırım. Tabi bak burası nehir. Burası da dev köyü. Planı çok basit. Sen burada duracaksın. Ben ise burada. Ertesi gece Kızıl Devlet savaşçılar totemin etrafında savaş dansları yaparken savaşçıların harekete geçmek için sabırsızlanıyorlar. Kno, Kno sen, hala neden bekliyorsun? Hmm, tedbirsizlik hiç iyi değildir Regan kardeş. Dolunay olmasına da daha birkaç gece var. Yarın başka savaşçılar da bize katılacaklar. Uranileri mi demek istiyoruz? Evet. Ayrıca Oneidalar ve Senekalar da bu basit bir baş kaldırma değil. Büyük bir savaş olacak ve zafer kazanmadan da bitmeyecek. Her ve Pit kalelerini yerle bir edeceğiz. Bütün o topraklar kızıl derilerin olacak. Çok geniş bir plan kanoyan. Ama aklını kullanırsan başaramaman için bir sebep yok. Öyle ama önce 5 numaralı ileri Karakolun bana ihtiyacım olan silahları sağlaması lazım. Bundan emin olabilirsin. Birden ortalığı çınlatan bir sesin işitilmesiyle dans edenler durdular. Oh! Baltalı ilah. Manütü için Baltalı İlah burada. Hay aksi, bu uğursuz buraya gelmekte hiç iyi etmedi. Söz olsun burnunun ucunu gösterirse susturacağım onu. Gözlerinizi açın kızıl delili kardeşler. Vay canına. Zagor'un sesi iyi etkiledi onları. Şimdi sıra bende. Çiko Zagor'dan aldığı talimat gereğince çalılıkların arasından yavaş yavaş ayağa kalktı. Ne olacağını çok merak ediyorum. Bakın orada. Halanet. Ne bekliyorsunuz daha? Çiko korkunun verdiği çeviklikle kendini yere zor attı. Karamba karambita saklanmazsam şişleyecekler beni. Tanrı yardımcım olsun. Bakın yok oldu. Bulut olup havaya karıştı. Saçmalamayın. Vurdum onu. Gelin gidip bakalım. Ne biçim iş bu böyle? Şimdi ses öbür yandan geliyor. Delaware savaşçıları silahlarını bıraksınlar. Balta ilah barış sözleri getirdi sizlere. İtaat edelim kardeşler yoksa Zagor'un laneti köyümüzü mahvedecek. Koru bizi Knoxen. Silahlarımızı balta ilaha tesir etmiyor. Dinle Kanohen. Savaşçıların nehirden geçen beyazları öldürdü. Ama şimdi hepsi ebedi dünyalarında daldılar. Artık sıra bu saldırıdaki en büyük suçlunun cezalandırılmasına geldi. Beyaz adamların kanunlarına göre yargılanacak. Reagan'ı bana teslim edin. Aa, Reagan bizim misafirimiz ve Dale Weaver'ın kardeşidir. Onu istemekle bizim kanunlarımızı çiğniyorsun. Hmm. O halde sizin kanunlarınıza uygun bir şekil bulacağım. Ne demek istiyorsun? Zagor birden baltasını fırlattı. Bunu balta Regan'ın ayaklarının dibine düştü. Yani ben Zagor soluk yüzlüğü Vanka Tanka'ya davet ediyorum. Zagor'un bu sözleri üzerine kızıl deliler sustu. Hmm, pekala Zagor. İstediğini kabul ediyoruz. Düşmanımız bile olsan hiçbir savaşçım sana elini kaldırmayacak. Ne oluyor Knox sen? Sözünü ettiğin şey nedir? Önemli değil beyaz kardeş. Sadece bir balta düellosu. Hay Allah. Zagol baltasıyla bir şeytan kadar tehlikelidir. Ve ilk darbede benim kafamı uçurur. Korkma Regan. Wanda Tanka sana yardım edecek. Ne demek istiyorsun? Birazdan anlarsın. Sen yalnız kırmızı saplı baltayı seçmeye bak. Bankatanka'yı izlemek için halkın kutsal totemin etrafında toplansın. Biraz sonra Zagor kızıl Kızılderililerin toplandığı köyün meydanına doğru dimdik ve gururla ilerledi. Hmm, Knoxen bana çok yumuşak davrandı. İnşallah bunun ardından bir şeytanlık çıkmaz. Hepsi üzerime saldırmak için onun küçük bir işaretini bekliyorlar. Bu sırada Chico da merakla Zagor'un hareketlerini izliyordu. Karamba Karambita bütün kabileyle başa çıkmayı düşünüyorsa delirmiş olmalı. Bundan sonra olacakları yakından izlemek istiyorum. Nasıl yapsam da biraz daha yaklaşsam. Kızı deliler beni fark ederlerse derimi yüzerler. Hmm. Hele bir düşünelim. Tamam buldum. Kızıl Kızılderili kılığına gireceğim. Bunun için bana yardımcı olacak birini de buldum sayılır. Cesaret Chico. Bu zor harekatı başarıyla bitirmeliyim. Her zamanki gibi sakin, soğukkanlı ve becerikli olacağım. Çiko avının üzerine atıldı. Kaçma baba hindi. Artık benim eserimsin. Fakat sonuç umduğu gibi olmadı. Bir dakika. Bırak da izah edeyim. Bana sadece birkaç tüy lazım. İnan sadece birkaç tane. Koca inatçı. Ne olacak? Al. Ol. Karambe Çık Çikoyu kimse karşı koyamaz. Az sonra. Çok geçmeden esrarengiz bir el atlardan birinin örtüsünü çekti. Ve bir saniye sonra işte oldu. Bu kılıkta beni kimse tanıyamaz. İnşallah biri benimle konuşmaya kalkmaz. Çünkü dillerinden hiç anlamıyorum. Bu garip savaşçı da kim? Şimdiye kadar hiç görmedim. Bizim kabileden değil. Galiba. Kendisine soralım. Selam sana kardeş. Köyümüze hangi topraklardan geldin? Karamba karambita. Çattık belaya. Ona ne cevap verebilirim ki? <laughs> Buldum. Ne garip bir lisan var. Hmm. Bir kelime bile anlamadım uzaklardan gelmiş bir elçi olacak. Fa fazla uğraşmayalım. O sırada davulların sesi kalabalığı birden susturdu. Ve ortadaki büyük çadırdan Knozen ve Regan ve Zagor çıktı. Hepiniz kutsal totemin etrafına toplanın. Fanka tanka başlayacak. Al Regan Geleneklerinize göre silah çekme hakkı senin. Kanohe'nin sözlerini hatırlayan Regan hiç tereddüt etmeden silahını seçti. Kırmızı saplı olanı alacağım büyük reis. Diğeri de bana kaldı. Rengin o kadar önemi yok. Önemli olan senin kafanı kırmak için sapının sağlam olması. Kendine bu kadar güvenme Zagor. Bende de bir balta var. Karşılaşma kan akıncaya kadar devam edecek. Van Katanka sonunda en değerli olan galip gelecek. Mücadeleye başlasın. Bu anı uzun zamandır bekliyordum Regan. Dostlarına ne mal, ol, ne mal olduğunu göstereceğim senin. Fazla konuşuyorsun Zagor. Ben ise hareketi konuşmaya tercih ederim. Al şunu. Çok çeviksin Regan. Fakat bu sonucu değiştirmeyecek. Zagor baltasını salladığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Hay lanet. Hayatımda böyle şey görmedim. Bunda Kanose'nin parnağı var mutlaka. <laughs> Sonun geldi artık Zagor. Boşuna umutlanma palavracı. Haydi Dragon kardeş öldür onu. Vur ona vur. Hadi dostum. Sonu görmeye cesaretim yok. Ragan kendinden emin rakibine yavaş yavaş yaklaştı. Ve birden baltasını yıldırım hızıyla savurdu. Bu defa sadece sıyırdın Ragan. Fakat yeniden deneme fırsatı vermeyeceğim. Pis yılan. Ben sana... Çeneni kıssan iyi olacak. Birbirine giren iki rakip meyilden aşağı yuvarlandılar. Ve birlikte nehre düştüler. Regan bir zafer çığlığı atarak ileri fırladı. Fakat Zagor'un çelik gibi bileği bir defa daha ona engel oldu. Uğursuz. Bu oyundan sıkılmaya başladım Regan. Elindeki o DNA'yı hala atmak istemiyor musun? Şimdi işim bitik. Bırak beni köpek. Tabi dostum. Rakibi dağ başını henüz sudan çıkaramamıştı ki Zagor hızla üzerine atıldı. Ve az sonra ikisi birden nehrin sularına gömüldü. Mücadele bütün şiddetiyle devam ediyordu. Hmm. Nefesim gittikçe tükeniyor. Fakat Regan'ın durumu da benden iyi değil herhalde. Güzel. Kolları gittikçe gevşiyor. Yoruldu artık. Birkaç saniye sonra hain Regan'ın kolları cansız açılıverdi. Vay canına dayanamadı. Ve Zagor süratle suyun yüzüne çıktı. Nihayet. Dışarıdakilerin çoğu Regan'ın galip geleceğini sanıyordu. Zagor'un çıktığını gören birkaç kişi onu selamladı. Balta ilah galip. Zagor yenilmez. Birkaç kulaçta kıyıya gelen Zagor öf, Biraz daha kalsaydım ciğerlerim çatlayacaktı. Bir süre hareketsiz kaldı. Hemen ayağa kalkmalıyım. Bitkin olduğumu belli etmemeliyim. Hmm. Zagor gerçekten güzel dövüştü. Fakat Vanka Tanka'dan galip çıkmak hayatını kurtarmaya yetmeyecek. Hey! Mücadeleden önce savaşçılarının bana el kaldırmayacağını söylememiş miydin? <laughs> Doğru Zagor. Mücadele sırasında kimse sana el kaldırmayacaktı. Ama sonra değil. Pis yılan. Savaşçılarım yakalayın onu. Allah kahretsin. Bu çakala inanmakla hata etmişim. Devamı gelecek sayıda.